Merhaba arkadaşlar, ben Cevdet. Bu anlatımda Braille ekranında yazdığımız bir metin üzerinde dolaşmak ve gerekli gördüğümüz değişiklikleri yapmak konusunda bir anlatım yapacağım. www.uygulamaakademisi.com Zamandan tasarruf etmek için önceden kısa bir cümle yazdım. Şimdi o metin üzerinde Braille ekranında nasıl dolaşacağız onu göstereceğim. Şimdi yazdığım metin şu. Mesaj oluştur. Metin alanı düzenleniyor. Merhabalar arkadaşlar. Braille ekranında bir metin üzerinde dolaşmakla gerekli değişiklikleri yapmak. Sözcük modu. Ekleme noktası sonda. Yazdığım cümle bu. Şimdi bunun üzerinde nasıl dolaşacağız? Ona bakalım. Daha önceki kısa anlatımda bu keşif modundan söz etmiştim. Şimdi burada da keşif modunu kullanıyoruz. Bunun için sol işaret parmağımı bir numaralı noktanın üzerine basıyorum ve basılı tutuyorum. Bunu işlem bitene kadar da kaldırmıyorum. Önce bir ses duyuyoruz, sinyal sesi, sonra da keşif modu olduğunu söylüyor. Başlıyoruz. Keşif modunda 1. Şimdi parmağımızı hiç kaldırmadan devam edeceğiz. Bunun için sağ elimin iki parmağıyla aşağıdan yukarı fiskeler yapıyorum. Mod seçmek için. Keşif modunda 1-5. Sözcükler. Sözcükler. Karakterler. Karakterler. Satırlar. Satırlar. Sözcükler. Ben sözcüklere geldim ve orada kaldım. Şimdi bundan sonra sözcük sözcük, kelime kelime ilerlemek için şimdi cümlenin sonundayız. Cümlenin başına gitmek için çift parmakla sağ fiske yapıyoruz. Yapmak nokta. Değişiklikleri. Gerekli. Ve. Dolaşmak. Üzerinde. Metin. Bir. Ekranında. Braille. Yanlış arkadaşlar virgül. Merhabalar. Cümlenin başına kadar geldim. Şimdi sonuna kadar aynı şekilde gidiyorum. Bu kez de tersini yapıyoruz. Yani sağ sola doğru fiske yaptıkça burada biraz ters çalışıyor. İki parmakla sola fiske yaparak ilerliyorum. Merhabalar. Arkadaşlar virgül. Braille yanlış yazılmış. Ekranında. Bir. Metin. Üzerinde. Dolaşmak. Ve. Gerekli. Değişiklikleri. Yapmak nokta. Evet. Tekrar cümlenin sonuna kadar geldik. Şimdi tekrar başa gideceğim. Orada bir yeri sileyim mesela. Yapmak nokta. Değişiklikleri. Gerekli. Ve. Dolaşmak. Üzerinde. Metin. Bir. Ekranında. Braille. Arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi tekrar cümlenin başına geldim. Şimdi bir kez daha sola doğru fiske yapıyorum. Bir kelime atlıyorum. Merhabalar. Arkadaşlar virgül. Şimdi arkadaşlara geldim. Diyelim ben bunu arkadaşları silmek istiyorum. O zaman işte parmağımı kaldırıyorum. Sol işaret parmağımı. Normal Braille yazma modundayız şimdi. Bir şeyi nasıl siliyorsak öyle sileceğiz. Şimdi tek parmakla sola doğru fiske yapıyorum. Virgül. Virgülü sildim. R, A, L, Ş, A, D, A, K, R, A. Şimdi arkadaşlar kelimesini sildim. Bunun yerine diyelim ki dostlar yazacağım. D, O, S, T, L, A, R. Boşluk, dostlar. Böylece değişikliği yapmış oldum. Şimdi tekrar sol işaret parmağımı yine bir numaralı üzerine basıyorum. Keşif moduna tekrar geçmem lazım. Keşif modunda 1. Şimdi zaten kelime modunda olduğum için tekrar cümlenin sonuna doğru ilerliyorum. Çift parmakla sola doğru fiske yaparak sağa doğru ilerlemiş oluyorum. Keşif modunda ekranında 1. Metin üzerinde dolaşmak ve gerekli değişiklikleri yapmak nokta. Cümlenin sonuna kadar geldim şimdi. Ama eğer diyelim ki ben karakter karakter ilerlemek istiyorsam, o zaman yine sağ elimin
İki parmağıyla aşağıdan yukarı fiske yapıyorum. Karakterler. Karakterlere geliyorum. Şimdi karakterlere geldiğimde de yine sağa doğru fiske yaparak geriye doğru bu sefer harf harf ilerliyorum. Ama bu süre içerisinde parmağım hep basılı tutuyorum. Ona dikkat etmemiz lazım. Tekrar yapacağım. Keşif modundan çıkmışım galiba. Keşif modunda 1. 1 5. 1. Şimdi tekrar deniyorum arkadaşlar. Keşif modunda 1. Şimdi dediğimiz gibi yine karakter karakter ilerlemek için çift parmakla bu sefer sağa doğru fiske yapıyorum. Keşif modunda K A M P A Y boşluk. Yani yapmak. Tekrar ters yöne ilerliyorum sona gitmek için. Boşluk Y A P M A K nokta. Bu sefer de karakter karakter ilerlemiş oldum. Evet, yani anlatımımız aslında bu kadar. Bu aslında çok kullanışlı bir yöntem. Diğer klavyeye geçmeden direkt Braille ekranın üzerinden bir metin üzerinde dolaşabilir ve istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Daha önce yaptığım anlatımda bir arkadaşımız not yazmış. Bu keşif modunda bu noktaların yerlerini değiştirmek için kullanıyoruz diye. Tabii ki ben teşekkür ederim arkadaşa, bir hatırlatma yapmış. Bu keşif modunda mesela bazen Braille noktalarının yerleri kayıyor. Ve 3'e basıyoruz mesela 5 diyor, 5'e basıyoruz 6 diyor. Bu noktaların kaymış olması durumunda da bu keşif modunu kullanarak bu noktaları tekrar yerli yerine oturtturabiliyoruz. Buna kalibrasyon da diyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bu tam kesin bir çözüm olmamakla birlikte bazen problemi çözmekte de kullanılabiliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize iyi günler.